Efendimiz'e kol kanat geriyor, onu koruyor yeğeni olarak ama İslam'la şeref yağı bulamıyor. Neden hocam? Çünkü Ebu Talip de vefat ederken hani Peygamber aleyhisselam diyor amca şehadet getir ki senin için şahit olabileyim. O da diyor ya ben diyor senin peygamberliğini biliyorum ama Mekkedikler işte ölümden korktu da iman etti demelerinden korkuyorum diyor. Ve o ön yargı sebebiyle sadece Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet var. Son anda dudağını kıpırdatıp şehadet getirdiğine dair ama genelde iman etmediğini maalesef görüyoruz. Hatta فَلَا يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ diye Tevbe suresinde anlatılan 70 defa da af dilesen Allah onu affetmez dediği kişilerden olduğu anlatılır. Böyle bir ailenin içerisinde yetişen Hazreti Ali Peygamber aleyhisselamın ailesine giriyor. Yani yoklukta olan bir çocuk değil. Kendi özgür iradesiyle bunu seçiyor ve çok ilginç. Ne Peygamber aleyhisselam olduğu Mekke döneminde, ne Medine'ye geçtiği dönemde, ne Peygamber aleyhisselam tarafından Yemen'e vali olarak gönderildiğinde, ne de Peygamber aleyhisselamın ardından Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhüm döneminde o Ali'de değişiklik yok. Peygamber aleyhisselamın rahli tedrisinde 10 küsur yaşına iman eden Ali'nin tek bir şey değişiyor. İmanı sürekli artıyor. Ama başka bir şey değişmiyor. Yani ben peygamberin amcasının oğluyum. Çocukluğumdan beri Müslüman olmuşum. Şu Kabe'nin anahtarlarını bana getirin. Şu saltanatı bana getirin. Şu hilafeti bana yoğurun diyen bir Ali yok. Bakıyorsunuz hep mücadele içerisinde. Bir de hocam hani Fatıma annemiz Hasan ve Hüseyin evdeler. Bir rivayete göre anlatılır. Peygamber Efendimiz geliyor. Fatıma çocuklarına diyor ki sorun bakalım dedenizi en çok kimi seviyor? Peygamber Efendimiz en çok Ebu Bekir'i diyor. Peki daha sonra Ömer, daha sonra Osman. Sorun bakayım Ali'yi sevmiyor mu? Dedesi dönüyor Hazreti Fatıma'ya kızına diyor ki ya kızım diyor ya Fatıma'm Ali benden ben Ali'den Ali'yi bana niçin sorarsın diyor. Yani o zaten Ehl-i Beyt-i Resulullah'tan. Hani Peygamber Efendimiz gerçekten onu çok sevmiş, çok ihtimam göstermiş. Bir de hocam hani Mus'ab bin Ümeyr demin dediniz ya çok ilgimi çekti o. Hani Mus'ab bin Ümeyr çok asil bir aileden geliyor, çok zengin bir aileden geliyor. Çok maddi anlamda çok zengin ama sırf Peygamber Efendimizin yolunu tuttuğu için, İslamiyet'i seçtiği için bu noktada ailesi tarafından dışlanıyor. Ve bir nevi yani maddi anlamda fakir oluyor ama esasında çok zengin oluyor da manevi anlamda İslam'la şerefleniyor. Bu Mus'ab bin Ümeyr'e bir parantez açsak neler ifade etmek istersiniz? Hayır hocam, malum haliniz buyurdunuz. Peygamber aleyhisselam dini ilk anlattığında en büyük düşman olan aile Abduddaroğulları. Bunlar Kabe'nin anahtarlarını elinde tutan aile. Mus'ab bin Ümeyr bu aile içerisinde genelde biliyorsunuz Mekke toplumu tamamen ataerkil bir toplumdur ve kadınlar herhangi bir şekilde değer vermezler. Lakin Mus'ab bin Ümeyr'in babası Umeyr'in sesi fazla çıkmaz, sözü fazla çıkmaz. Annesi Hunas binti Mal'in sesi çok çıkar. Çünkü onun büyük 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 dedesi Amr bin Lüheydir. Mekke'ye putperestliği ilk sokan adamdır. Bu sebeplerden dolayı biraz ağırdır. Hani Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in diğer kadınlara kıyasla daha çok ön planda olması gibi. Böyle bir annenin evladı yani söz uygunsa çok böyle elleri sıkı olan disiplinvari bir annenin evladıdır. Dört kardeştirler. Ebul Aziz vardır aynı babanın ve aynı evladın aynı babanın ve aynı annenin evladı ama bir Mus'ab kadar ön plana çıkmaz çünkü Mus'ab'ın sureti bir başka güzeldir. Sözü bir başka güzeldir. Mekke sokaklarında yürürken genç kızlar onu görmek için damlara çıkar damlardan düşerlermiş. Her yerde AVM yok ki. Senede üç defa panayır var. Bu panayırlarda Peygamber aleyhisselamın da katıldığı panayırlar o panayırlardan alışveriş yaparsa yapar bütün yıl onu giyer. Mus'ab bir gün giydiğini ikinci gün giymeyecek kadar genç delikanlıdır. Sözü uygunsa bir eli yağdadır, bir eli baldadır ama bir sıkıntı vardır. Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Beden mutmain olur, zevk ve eğlenceden keyifler alınır ama ya ruh? Ruhu bir şeyin tatmin etmesi lazımdır. Dönüp dolaşırken Ebu Bekir'in sözlerine kulağa takılır. Sonra soluğu Safa Tepesi'nin tam eteklerinde 16-18 yaşlarındaki Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde alır. Peygamberin meclisi açıktır. Gündüzleri herkes kaylule yaparken insanları toplar. Genelde katılanlar gençlerdir. Mus'ab bin Ümeyr katılır. Peygamberi tanır zaten. Ona anaları babaları hele emin derler. Hatta çocuklarına gösterirler. Ey evladım sen de Muhammed gibi emin ol, güvenilir diye. Ol diye anlattıkları kişidir. Peygamber aleyhisselamın sözünü dinler. Sözlerinde Allah'ın ayetleri kokar. O Allah'ın ayetleri çok ilginçtir. Hem zihne dokunur hem gönülü okşar. Anlatan da el emindir. Hiçbir zaman yanlışlığı olmayan bir insandır.
Böyle olunca Mus'ab iman eder. Ama buyurduğunuz çok ilginç bir nokta var. Kaç yaşındaydı hocam? İman ettiğinde 23-24 yaşlarında, Medine'ye hicret ettiğinde 30 küsur yaşlarında. Halbuki daha soylu, daha güçlü, kuvvetli insanlar da vardı. Mesela Darül Erkam'dan ne zaman çıktı peygamber ve sahabe? Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman Ömer'i gönderebilirdi radıyallahu anh Medine'ye. Niye göndermedi? Çünkü Hazreti Ömer oraya geldiği zaman bir baskın yapar gibi gelirdi. Yani yapı itibarıyla biraz kuvvetliydi. Ya da Hazreti Ali niye göndermedi? Çünkü Hazreti Ali de peygamberden aldığı emirleri ve nehirleri uygulamada kimseyi tanımazdı. Çok net ve keskindi. Veda haccında o yüzden Kadir Hum'da Ali bendendir, ben Ali'denim diye bütün insanlara karşı onu savunan bir konuşma yapmıştı. Mus'ab bin Ümeyr'i gönderdi. İlk görüntüsü, muallim değil mi hocam? İlk muallim olarak. İlk öğretmen. Görüntüsü Resulullah'a benziyor. Sözü Resulullah'a benziyor. Ahlakı da Resulullah'a benziyor. Ama bir kişinin hakkını yemeyelim hocam. Sadece Mus'ab gitmiyor. Yanında doğuştan görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum var. Bir tane genç Mus'ab, bir tane ama Abdullah, ikisi Medine'ye gidiyor. Peki o Abdullah İbni Ümmü Mektum Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda müezziniydi değil mi hocam? Aynen. Ama. Sesi de çok güzelmiş. Aslında onun farklı bir nazı var. Abese suresi onun hakkında geldiği için ey Allah'ın hakkısında beni uyardı kişi deyip özel hürmet gösterilmiş Abdullah bin Ümmü Mektum'a. Ondaki bu takvayı, Mus'ab'daki bu ahlakı gördüğü için onları uğurluyor. Neden? İlk gün belli oluyor. Mus'ab bin Ümeyr Medine'ye geliyor. Karşılayan gene gençler hocam. Karşılayan Üseyd bin Hudayr'la efendim Sa'd bin Muaz karşılıyor. Üseyd bin Hudayr oranın genç delikanlısı. Babası zaten Hudayr, Boğaz Harbi'nin büyük komutanlarından bir tanesi. Süveyd bin Samit daha Medine hicretinden önce peygambere iman ettiği için Boğaz'da şehit edildiğinde savaşın başlama sebebi. Büyük detaylar da hocam, kusura bakmayın. Peygamber aleyhisselamın elçisi Medine'ye geliyor. Üseyd bin Hudayr elinde mızrak yere vuruyor. Siz diyor burada insanları dinden çıkarmaya mı geldiniz diyor. Şimdi gözüme diğer insanları getiriyorum. Hazreti Ebu Bekir bu konuda nasıl tepkide bulunurdu? Hazreti Ömer nasıl tepkide bulunurdu? Hazreti Ali nasıl tepkide bulunurdu? Ama Allah Resulü kimi seçeceğini iyi biliyor. Mus'ab bin Ümeyr çok yumuşak davranıyor hadiseye. Elini omuzuna koyuyor hocam. Hemen levyeye sarılmıyor yani. Diyor ki dostum diyor, bir dinler misin? Belki anlatacaklarım hoşuna gider. Beğenmezsen bir daha anlatmam diyor. Üseyd de genç, bakıyor karşıdaki genç, o da genç. Doğru diyorsun diyor, ben bir dinleyeyim belki hoşuma gider. Oturuyor Ali İmran'ı dinliyor. Oturuyor Taha'yı biraz dinliyor. Biraz Fussilet'i dinliyor. İman ediyor. Size birisini daha göndereceğim. O da böyle sizi dinleyip iman ederse Medine size açıktır. O gelen de genç. O gelen Sa'd bin Muaz, o da dinliyor. Ve ondan sonra Medine'nin kapısı onun Müslümanlaşmasıyla Medine'de açılıyor hocam. Demek ki gençlerin Peygamber aleyhisselam etrafındaki konuşlanmaları boşuna değil, Peygamberimizin onlara göstermiş olduğu özel iltifat boşuna değil. Bugün de hakeza aynı şey söz konusu. Dini 32 farza indirgemeye başladığımız bir dönemde o 32 farzın evveliyatını oluşturan Resulullah aleyhisselamın yaşadığı ve yaşattığı İslam'ı kıyaslamaya bugün de ihtiyacımız var. Kesinlikle. Sadece 32 farza yetinmememiz lazım. Şimdi hocam hani bir de şöyle özellikle not aldım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok bir meşhur bir hadisi var ya. İnsanoğluna şu 5 şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları kıyamet gününde Allah'ın huzurundan ayrılmayacak. Yani bu çok önemli. 1- ömrünü nerede tükettiğinden, 2- gençliğini nerede yıprattığından, 3- malını nereden kazandığın, 4- malını nereye harcadığın ve 5- ilim aldın, ilim tahsil ettin ama onu hangi noktada kullandın, ilminle amel ettin mi noktasında bu 5 sualden hesaba sorulmadıkça Allah'ın huzurundan ayrılmayacağız. Burada tabii bizim konumuzla ilintili olduğu için ifade ediyorum. Gençliğini nerede yıprattığından. Şimdi bu maddeyi biraz açalım mı? Şimdi biz tamam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrini konuşuyoruz. İşte onun etrafındaki gençlerin Peygamber Efendimiz'e İslamiyet'e verdiği mücadeleler, iyi insan olmak, ahlaki noktada güzel sıfatlarla bezemiş insanların bir mücadelesi, bir davası var ki o dava zaten neticelendi. Elhamdülillah bugüne kadar devam ediyor ve kıyamete kadar devam edecek. Peki bugünün gençleri, o günün gençlerinden hangi örnekleri almalı ve gençliğimizi nerede yıpratalım? Değerli hocam çok güzel özetlediniz. Hazreti Ömer Resulullah'ın bir sözünü duyduğu zaman hayatında da gördüyse Medine'ye döner sadaka Resulullah dermiş. Doğru söyledin ey Allah'ın Resulü dermiş. Hakikaten devletlerin, kültürlerin ve milletlerin temelini inşa eden gençlerdir. İdealleri uğruna toprakları fethedip fatih olanlar
yine gençlerdir. Ya da yanlış yönlendirmeleri sonucunda bulundukları aileyi yıkan, toplumu çökerten de gençlerdir. Doğru kanalize olmak için doğru örneklikler gerekir. Kur'an'da da Allah Azze ve Celle لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ فِي أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهُمْ شَدِيَ اِلَى اِخْرِ الْآيَةِ ayette bahsettiği gibi bize anne babamızdan daha merhametli olan bir peygamberi gönderiyor. Bu peygamberin örnekliğini karşımıza koyuyor. Kur'an'da iki kişi için İbrahim Aleyhisselam ve kendisi Muhammed Aleyhisselam için üsvetün hasenetün ifadesini, en güzel örnek ifadesini kullanıyor. Tövbe